Kaan Kocaman'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben konuşmama beni tanımayanlar için kendimi tanıtarak başlayacağım. Daha sonrasında bu okuldan elde ettiğim kazanımlardan bahsedeceğim. Ve bu okulun sizlere neler vaat ettiğinden ve ne gibi kazanımlar elde edebileceğinizi anlatacağım ve bu konularda tavsiyeler vereceğim. Bu kısım daha çok 9. sınıflar gibi için olsa da bence ara dönemdeki sınıflar da bundan yararlanabilir diye düşünüyorum. Çünkü biz de zamanında birçok şeyi kaçırdık, birçok şeyin farkında olarak. Bu yüzden de dikkatle dinlenilmesi ve kıymet verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi kendimi hızlıca tanıtarak başlayayım. Ben 84 girişliyim, yani geçen dönem mezun oldum. Ve Türkiye'de eşit ağırlık bölümünde ilk yüze girerek Koç Üniversitesi İşletme bölümünü kazandım. Tabii kazandığım bölüm kulağa hoş gelse de bana kalırsa lisede elde ettiğim kazanımlar arasında teker teker sıralama yaptığımda, bir bilanço çıkardığımda akademik başarım benim için o kadar da büyük bir öneme sahip değil. Çünkü lisede elde ettiğim başarılar ve elde ettiğim kazanımlar aslında benim akademik başarımdan daha kıymetliydi. Bunları şöyle anlatabilirim. Akademik başarıyı elde etmeniz için hayatınızda birçok fırsat öne çıkacak. Bu sene üniversite sınavında başarılı olamasam giderdim, mezuna kalırdım, tekrardan çalışırdım, yine başarılı olurdum. Ama bir daha üniversiteye girmek için çabaladığımda bunu başarabileceğimi biliyorum. Ama liseden mezun olduktan sonra tekrardan liseye gidemeyeceğimi biliyorum. Hem de İstanbul Atatürk Lisesi'ni. Bu yüzden de bence bu dönemlerin kıymetini bilerek hareket etmeniz gerekiyor. Mesela bu okul bizlere ne vaat ediyor? Bunlardan hızlıca bahsedeyim. Mesela okulumuz çok özgür bir alanda. Sosyal ortamları aktif. Her sosyal kurumda aslında sosyal ortamların aktif olmasını beklersiniz. Ama bizim okulumuzun onlardan ayrılan iki özelliği var. Birisi bu sosyal ortamlarda çok çeşitlilik var. Hem de bu ortamlarda özgürlük fazlasıyla var ve bunu farklı ortamlarda hissetmekte zorlanabilirsiniz. O yüzden de İstanbul Atatürk'ün değerini bilmeniz gerekiyor. Mesela burada kendinizi münazara kulübünde ifade edebilirsiniz. Münazara turnuvalarında ifade edebilirsiniz. Münazara derslerinde ifade edebilirsiniz. Ya da bir çalıştay düzenlersiniz. Çalıştaylara katılarak kendinizi orada ifade edebilirsiniz. Ya da bu kadar okullar arası alanlara yönelmek yerine daha az komplike olan arkadaşlarınızla da sohbet edebilirsiniz. Ve bu konuda bizim okulumuz bence sayılı okullardan. Çünkü okulumuzun içinde herhangi bir dönemcilik yoktur. Bu da sizin diğer sınıflarla kolaylıkla iletişim kurmanızı sağlar ve sizin baskı altında hissetmenizi önler. Bu da sizin aklınızda bir fikir geldiğinde ya da farklı alanlara yönelmek istediğinizde birçok insana danışma fırsatı sağlar. Bu da sizin gelişiminiz için önemlidir. Tabii bu kadar başarı elde etmenin yanında, bu kadar özgürlük elde etmenin yanında size de büyük bir sorumluluk yükleniyor. Bu da bunlardan yararlanmaya çabalamak. Bu da sizin girişkenliğinizle alakalı. Girişkenlik bir lise öğrencisinin muhtemelen en az gelişmiş özelliğidir. Ve bu özelliğini geliştirmek lisede pek mümkün oluyor. Çünkü dediğim gibi lisenin birçok fırsatı var, birçok imkanı var. Bu imkanlardan yararlanmak için elinizi taşın altınıza koymanız lazım. Bunun değerini şimdi fark etmeyebilirsiniz ama üniversite sınavına hazırlanmaya başladığınızda, üniversiteye kayıt olduğunuzda artık oradaki belli başlı işleri kendi başınıza halletmeniz gerektiğinde lisede kazandığınız girişkenlik size çok büyük fayda sağlayacak ve hayatınızda daha özgüvenli bir şekilde devam edebileceksiniz.